Burası Koç Üniversitesi Batı Kampüsü'nün ön kısmı. İçeriye giriyor ve tüm avluya ufak bir bakış atıyorken, ben size bu videoda Batı Kampüsü ile ilgili genel bir bilgi verecek, sesimle ve görüntülerimle eşlik ediyor olacağım. Batı Kampüsü ana kampüsten yaklaşık 3,5 kilometre uzakta kalıyor. Ana kampüsün aksine medeniyete erişimi daha yoğun bir yerde diyebilirim. Etrafında Zekeriya Köy'ün varlıklı kesimlerinin yaşadığı sitelerin yanı sıra pek çok dükkan da bulunuyor. Bu bakımdan ana kampüs yerleşkesiyle kesin bir şekilde ayrıştığını da belirtebilirim. Güvenlikten kampüsteki her yerde ihtiyaç duyacağınız öğrenci kartınıza giriş yapıyorsunuz. Ana kampüs ve Batı kampüs arasındaysa gidiş gelişler öğrencilerin gün içerisinde devamlı olarak hizmetine sunulan servislerle sağlanıyor ki burada istisnasız herkes servis değil shuttle der. Burası A2-1'in giriş kısmı. Işık yanarsa güzel olacak. Eğlence merkezi gibi bir şey. Yanlış kart. Öğrenci kartı gerekiyor, bu kartı. Sol taraftan başlatalım. Bilardo var. İki tane bilardo masası var. Bunda genelde daha yüksek olduğu için snooker oynanıyor. Diğerinde normal bilardo oynanıyor. Burada mescit var. Pek çok insan gördüm ben bunlara. İçinde, şimdi açmayalım,
Açma bence. Ama kullanışlı işte yani. Langırtımız var ve her gün langırt oynuyorum en az bir kere. Çok sağlıklı bence. Burada televizyon, oturma koltuk alanları falan var. İnsanlar burada sohbet ediyor. Hatta bir tane arkadaş oyun konsolunu oraya bırakmış. Oyun konsolu 6 aydır burada arkadaşımızın. Ben tanıyorum kendisini. Ve 6 aydır kimse hiçbir şey yapmadı. Bayağı burada insanlar birbirine güveniyor ve hani diğer insanlar da güvenleri boşa çıkartmıyor. Uçakta da bayağı bir hafta falan burada duruyor. Burada yine oturma alanı falan var. Bazen şu tabloyu tabloyu ters çeviriyorlar ve ters çevirdiğini fark etmiyoruz. Komik ama yaşanabiliyor arkadaşlar otururken. Gel yukarı çıkalım istersen önce. Ve kameranın arkasında Emre var. Çok sevdiğim o da arkadaşım. Merhabalar, videoya selamlar. Evet, selamlar. Gel gelelim. Şurada bir arkadaş var. Çok yaklaşmayalım. Burası da balkon kısmı. Ne diyebiliriz buraya bilmiyorum ama. Asma kat diyelim. Asma kat diyelim. Burada da gel televizyonları da göstereyim. Görüyor musun? Bu televizyonlar da çalışıyor ve kullanılıyor. Pek fazla değil çünkü burada genelde akşam saatlerinde çok yoğunluk oluyor. Şu televizyonu da göster. Eskiden bu televizyondan maç izleniyordu. İnsanlar asma katı oturuyordu, izliyordu veya aşağıda. Daha sonrasında başka bir televizyona maç yayını aktarıldı. Sebebini bilmiyorum, galiba bu bozuldu. Burada yine oturma alanı var. Arka çabuk. Evet, burada insanlar kart oynuyor herhalde. Tam onun için değil mi ama teçhizat? 4 tane koltuğunda. Evet, masa da geniş. Selamlar. Beni oturma alanını falan kısa özel bir geçir istiyorsan. Arkadaş, kendisi. Geldi. Yemeğini yapacak kişi. Evet, ben de başını yiyeceğim ama. Evet. Ben de yiyeceğim. YouTuber. Evet, benim çok kanalıma da abone olabilirsiniz. Elinizden bir yerde kartım. Yakında geliyor videolar. Evet, inşallah. Burada işte istakalar falan var. Masa tenisimiz var. Bu masa tenisi çok rağbet görüyor eskiden. Ama artık kimse oynamıyor. Çünkü şu biraz sıkıntılı bir durumda. İnşallah yapabiliriz. Ya başka kısa söyleyebilirim. Burası ilk defa bu kadar boş. Genelde en azından şu iki kısımda hep ders çalışan insanlar oluyor. Bence çok tatlı çünkü adamlar oradan asla ayrılmıyor. Bir tane bir daha var. Bu televizyon maçların izlendiği televizyon genelde. Hatta gün içinde de açık olur. Öyle döner yani. Şimdi kimse bir şey izlemiyor ama maç olduğu zaman insanlar bu arada toplanıp beraberce maç izliyorlar. Okey yansıları var. Okey de oynamayı seven insanlar var. Yani evet. Bir stüdyomuz var. Pek kullanılmıyor burası da. Bakayım çalışan yok mu? Sanırım çalışan yok. Gel. Evet. Yazıcılarımız var. Okul makineleri var. Bunları bütün öğrenciler kullanabiliyor. Burada bir tane bilgisayar var. Eğer lazım olursa da. Okul makineleri de ilgili şöyle söyleyeyim. Yazıcılar dediğinde. Bir çıktı almak istediğiniz zaman okul sizin öğrenci kartınıza 35 lira gibi bir paketi gidiyor. Ve istediğiniz zaman buradan çıktığınızı alabiliyorsunuz. Bilgisayarı buraya getirmenize gerek yok. Dosyayı sadece yazıcının bulunduğu maille atın. Gidip buradan istediğiniz yazıcıdan çıkartabiliyorsunuz. Sağa sola göğsünler. Çıkalım. Çık görüyoruz. Ben devam edelim. Ha bu, evet, arıtma su. Buradan su içmek birazcık kötü. Bence tadını ben sevmiyorum yani. Su da şöyle oluyor. Getirden veya başka yerlerden sipariş ediyoruz. Diğer gibi sıtım alıyoruz. Odalarda su böyle çözülüyor. Bizim damacanamız var mesela 20 litre. Bazı insanlar kendi suları kendi almayı tercih edebiliyor. Burada yine oturma alanları var. İnsanlar böyle yemek yiyor, ders çalışıyor. Akşamları sohbet ediyorlar. Ya devam edelim. Kafa tarzı bir yer var. Burada mesela çay kahve veya gördüğünüz şeyleri aslında görebiliyorsunuz. Burada vapur da yapıyorlar. Dışarıyı gösterelim istersen de. Evet, devam edelim. Burada genelde... Nikimden daha fazla şey varmış. Pardon. Genelde burası sigara içen insanlar için. Ben pek çıkmıyorum. Ömer sen çıkıyor musun? Yok. Ben de pek çıkmıyorsun. Bilmiyorum, masalar bazen yani insanlar oturuyor. Çok rahatsız etmiyorum. Yaklaşık. Sağdan devam edelim. Oturma alanları devam ediyor. Selam verirsin.
Batı kampüste yemek yemek istediğiniz zaman burada alabiliyorsunuz yemeğinizi. Hatırlamıyorum onu. Arkadaş. Ben de varım artık. Bayağıdır görmüyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bilmiyorum, bir anda şaka hayat. Ben hiç bilmiyordum seni, ilk defa. İlk defa kırıldım, sonra anlayamadım ben ne yapacağımı diye ağladım. Neyse, şunu çok uzatmayalım da sonra geleceğim. Tamam. Buradan devam edelim. Kısımda mutfak. Bu arada şunu da bilin. Biz A2'den girdik. Burası A1 oldu abi. Şu kapıyı göster istiyorsan. Mesela bu kapı A1 binasında. Yani burası A2-1 ve A1-1 olarak geçiyor. Ortak alt kat. Onu öğrendik kendi kendine. Burada bulaşık var. Çok sık kullandığımız bir alan. Ufak. Merhaba Emre. Mesa. Merhaba. Şuradan başlayarak çekelim. Burada akşamları arkadaşlarla oturup sohbet ediyoruz. Bir şeyler yiyoruz beraber. Güzel oluyor. Özellikle yazın kışın çok soğuk oluyor. Kışın çok soğuk oluyor. Şu an bile en soğuk yeri okulu muhtemelen. Evet, okulun en soğuk yeri. Çok rüzgar oluyor. Burada kötü birazcık, bayağı kötü kullanmışlar. Bu mutfağı erkenden kullanmanızı tavsiye ederiz. Akşam geç saatlere doğru evet. Kullanılmaz hale geliyor. Akşam 8'de 9'da inanılmaz, aşırı dolu oluyor. Yalnız şu var, temizlikçiler, personeller hep temizliyor. Geliyorlar hep temizliyorlar. Sizin eşyalarınıza dokunmamak kaydıyla temizleyebildikleri kadar temizliyorlar. O çok güzel. Ben yemek yaparken falan geliyorlar, çok hoşuma gidiyor. Kendi odayı da gösterelim. İşte klasik evliler var, kettle'lar var, mikrodalga fırın, tost makinesi var. Normal fırın yok sadece, Ancaster fırın deniyor galiba. Onun dışında mutfakta kullanması içeceğiniz her şey var. Buraya ayrıca bunları da personeller bırakıyor. İşte bulaşık deterjanıdır, süngerdir. Bazen yağ, tuz falan bu tarz şeyler de oluyor, peçete de oluyor. Bu dolapları da yük müdürlüğünden gidip alıyorsunuz. Arkadaşım mesela şurada bir dolabı var. Oraya tenceresini, tavasını koyuyor, gidip burada işini yapıyor. Odadan hiç getirmek zorunda kalmıyor bazı materyalleri. Çünkü zor olabiliyor. Fırınlar da elektronik. Ben hayatımda ilk defa buraya gelince gördüm. Yani, ocak pardon. Özür dilerim. Yani bunlar kullanımı buraya geldiğiniz zaman, eğer hiç görmediyseniz arkadaşlarınız anlatır. Biz geldiğimizde arkadaş bulamamıştık anlatacak. O yüzden internetten falan bir şekilde öğrendik. Anadolu'nun köyünden gelince öyle. Evet, Anadolu'nun bağrından gelince. Burası normalde yine oturma alanıydı da boş yani göster istiyorsan. Buralar öğrencilerin oturma alanları, yemeklerle çok alakası olmuyor. O kapı hiçbir yere gitmiyor bu arada. O kapı evet gerçekten hiçbir yere açılmayan bir kapı var orada. Yok lan. Sanırım A2-1 bu kadar değil mi? A1'in ortak kullanıyor. Evet bu kadar. Başka bir şey yok. O zaman kapatabiliriz. Diğeri atlamışız. Burası otoparka çıkıyor. Geldim. Okulda şöyle bir şey var. Daha doğrusu yurtta. Otoparkta her yere gideceksiniz. Bütün binalara bağlanıyorlar. Bu yukarı çıkan merdivenler dış havana çıkıyor, direkt almaya. Burası otoparka iniyor. Burada bir tane yukarıda bağlantı var. Eğer çok aç bir ihtiyacınız olduğu zaman buradan parça gidiyorsunuz. Havalimanına gidiyorlar. Çevrede de ayrıca farklı vakitler var. Otoparkın içini birazcık gösterelim. Mesela şu tabelayı göster. A1, A2 blok. Burası. Diğer binaların da kendi tabelaları var. Otoparkı çok uzun uzun göstermeyelim, çok büyük. Fakat o tarafta işte A3'e, A4 binasına gidebiliyorsunuz. Diğer taraftan B binasına vesaire gidebiliyorsunuz. Kapısı bu şekilde açık olan tek bina A1, A2 binaları. Neden? Diğer binalara girmek için öğrenci kartınızı bastırmanız gerekiyorsa, yani bu binaya inerken benim yapıyor olduğum gibi. Bu sonradan getirilen bir şey, sebebini bilmiyorum, irdelemek de istemiyorum. Böyle bir konu var. İstiyorsan bitirebiliriz burada değil mi? Başka bir şey yok.
şekilde iki tane banyo bizi karşılıyor odamızın yanında. Yalnız bu bizim odamıza mahsus değil, bu katın yani şuradaki diğer odalarında kullandığı banyo bu ikisi ancak yeterli oluyor. Şurada da lavabolar var zaten, daha önce göstermiştim. Odalara bu şekilde kartla giriş yapılıyor. Ben tam açamadım aslında ama biraz aralık bırakmıştım, o yüzden sıkıntı olmadı. Şimdi A kısmı var ve B kısmı var. 2 kişilik, 3 kişilik yani odamız toplamda 5 kişilik. Önce 2 kişilik kısmı göstereyim. Burada her kişinin zaten şu kadarlık bir dolabı oluyor. Bir tane mini buzdolabı var. Ortak eşyaların koyulduğu bir alan var. Sol tarafta yine diğer arkadaşın dolabı var. Onun dışında o tarafta bir ayna vesaire var. Oraya bornozlar vesaire asılıyor. O yüzden orayı tam göstermeyeyim. Gerçekten yeterli seviyede ışık alıyor. Onun haricinde yine bir tane ortak koltuk var. Masa var. Bu masa mesela şu yatağa ait. Yine bu yatağın, daha doğrusu bu kişinin mesela şurada aslında bir şifonyer deniyor sanırım. Var ama buraya koymuş. Arkadaş onun üstüne başka şeyler koymuş. Masasının yanında tercih etmemiş. Yine bu tarafa bakıyorum, bir masa daha var. Yine bir tane daha yatak var. Bakın onun şifonyeri bu tarafta. Yani bu odanın, hatta diğer taraftan da çekeyim birazcık. Görünümü bu şekilde. İç hacmi yeterli. Zaten oda 5 kişilik. Burası biraz daha geniş. 2 kişilik kısım biraz daha geniş. Mesela biz de oturup burada arkadaşlarla sohbet ediyoruz bazen. Bu tarafa baktığımızda 3 kişilik kısım burada. Çöpler ortak bu tarafta. Bazen yetmeyebiliyor. Biz de yani bir tane poşet koyuyoruz. Suyu damacanayla çözüyoruz. Burada oda listemiz var. Sırayla dönüyor. İnsanlar söylüyorlar getirden vesaire. Askılığımız var. Yine bir tane boy aynası ve işte bornozlarımızı vesaire asıyoruz buraya. Asıl önemli kısma geldik. Burada bir ranza var. Yani iki kişi burada kalıyor. Burada da bir modüler var. Mesela bu modüllere masa da ait. Burası da bu arkadaşa ait. Diyeceksiniz ki şimdi senin kocaman dolabın var. Mesela burada kalıyorum ben. Bu dolap benim. Burada kalan ne yapacak? Bu dolap küçük değil mi? O yüzden bu dolabın şu kısmı benim. Bu kısım da ona ait. Yani buna ek olarak burası da modüllerde kalana ait oluyor. Yine bir buzdolabı daha var, ufak. Yine ortak alanımız var. Buraya işte malzemelerimizi koyabiliyoruz. Kahve yapmak için atıyorum malzemeler burada. Veya işte bulaşık malzemeleri falan oluyor. Yine üstlerde de dolaplar var bu arada. Valizleri mesela şu şekilde sıkıştırarak yerden tasarruf etmiş olduk. Yine şuradaki dolapta komple ranzanın altında kalan arkadaşa ait. Burada yine birer tane de herkesin kendine ait masası var. Odanın da bir tane koltuğu var bu şekilde. Şifonyerler de kişilere ait. Çok tam konuşamadım video esnasında, birazcık garip oldum. Ben A2 binasında kalıyorum. Ve bu bina daha önce ben göstermiştim. Direkt avluyu görüyor. Dışarıya bakanlar bence daha kötü. İçeriye bakması daha tatlı bence. Yani böyle hatta dışarıdan arkadaşları falan bazen selam verebiliyorum. Karşılaşınca güzel oluyor yani. Işık da yeterince bana kalırsa alıyor. Bir tekrardan bu taraftan göstereyim. Bu odanın iç hacmi biraz daha küçük. Bakın kameraya da bile gösteremiyorum aslında. Ancak 5 kişiye bütün bu alan yeterli geliyor. Öyle söyleyeyim. Bu taraftan da çekmiş olayım. Bu arada modüllerin masası birazcık daha büyük. Yani dolap dezavantajı var birazcık. Onu kabul ederseniz mesela modüllerde kalabilirsiniz. Ben kabul etmemiştim atıyorum. İsteyen seven olabilir. Bunun haricinde odalarda başka bir şey yok. Odalarda telefon var birer tane. Ve bu telefonla arayabileceğiniz sabit hat numaraları da burada görünüyor. Başına başka bir şey ekleyerek normalde arayabiliyorsunuz. Ancak sadece bizim odalarımızda bulunan telefonlardan direkt güvenliğe vesaire yurt müdürlüğüne ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Bunun haricinde odalarda gösterilecek kayda değer başka bir şey yok.
A4 binasını tanıtacağım. Kameranın arkasında bana yardımcı olan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Kendisi biraz utangaç galiba, o yüzden sesinin çıkmasını pek istemiyormuş. Merhaba arkadaşlar, utangaç değilim. Bu kadar istiyorum. Evet. Sol tarafta A3 binası var. Alt katında spor salonu bulunuyor ki spor salonu videonun önceki kısmında gösterilmişti. Devam edebiliriz. A3 binası ile ilgili gösterilecek başka bir detay yok. Erkek yurdu olarak kullanılıyor bu sene. Ancak bunlar her yıl değişiyor biliyorsunuz. Daha önce artık söylemiştim. Bu tarafta A4 binasına bağlı olan havuz var. Giriş otoparktan veya A4 binasından sağlanabiliyor. Gel yaklaş, direkt gösterelim. Ben de şöyle kapatayım. Evet, bu şekilde. İçeriden de ben görüntü almaya alabilirsem alırım zaten. Havuz haftanın bir günü hariç, ki bu da temizlemek için kullanılıyor. Her gün açık ve istediğiniz şekilde girebiliyorsunuz. Yalnızca dolap anahtarı almanız gerekiyor ve bone kullanmanız gerekiyor. Onun haricinde saatleri var mı? Şart yok tabii, saatleri var. Her zaman açık değil. Orada personel bulunduğu saatler. Bunun içerisinde çoğu saatte açık. Çok karanlık çıktı. Şimdi çok aydınlık çıkıyorum. Hayır, şu an güzel. Neyse, söylediklerim sonuçta netti. Ben A4 binasına girelim istersen. Şimdi A4 binasına giriş yapacağız. Fazla nereden bulunduğum kapısı çok yukarıda ve çıkması yorucu. O yüzden alt kısmına yeni bir kapı yaptılar ki A4'ün eksi birinci katına giriliyor. Buyur içeri. Gösterelim arkadaşlar. Kameramanın zoruyla buraya geçirildim çünkü çok parlıyormuş. Burada böyle güzel bir resim var, bunu göstermek istedik. Burada insanlar oturup ders çalışıyor veya yemek yiyorlar gün içerisinde. Genelde A2'deki oturmalarından daha sessiz olur burası. Burada bir televizyon var. Ne kadar kullanılıyor, ne sıklıkla kullanılıyor bilmiyorum ama muhtemelen çalışıyordur. Ancak pek kullanılacak alan değil burası. Yine orta kapısı var. Sonra fazla bulunuyor. Arka tarafı da gösterebilirsin. Burada yine insanlar bakın. Birisi defterini vermiş ders çalışırken muhtemelen bir yere gitmiş, geri gelecektir. Yine bu taraflarda da masalar bulunuyor, oturma alanları. Ama sol tarafta daha ilginç bir kullanıcı bir şey var. Gel istersen onu göstereyim. Mutfağımız bulunuyor burada bir tane daha. Şimdi bu büyükteki benim, yanlış bilmiyorsam gösterecek olduğum son mutfak, üçüncü mutfak. Umarım birileri yoktur. Yokmuş galiba. İçeri bulunca lütfen, kapı kapanıyor çünkü. Yine yurttaki diğer mutfaklarda olduğu gibi mikrodalga fırınlar, elektrikli ocaklar ve tost makineleri, ayrıca bir lavabolar bulunuyor. Onun haricinde dolaplar burada da var, mevcut. Biraz etrafta burası zaten aynı klasik. Bir de bu tarafı var. Burada biriyle karşılaşmak çok edici olabilir çünkü hiç kontrol etmedim. Burası diğer mutfaklardan biraz daha küçük. En büyüğü sanırım B'deki, sonra A2'deki, sonra buradaki. Burada gördüğünüz gibi insanlar eşyalarını bırakmış, birisi sollarını bile bırakmış. Ne güzel. Demek ki insanlar birbirlerine güveniyor. Güven ortamının sağlanması yurtlar için çok önemlidir, bilirsiniz. Gel, ben şimdi diğer yerlere gösterelim. Şu tarafta zaten lavabolar var, başka bir şey yok. Şu kapının havuza açılıyor olduğunu düşünüyoruz ancak kilitli. Çünkü havuza girişler buradan sağlanmıyor, başka yerlerden sağlanmıyor. Gel, devam edelim. Şu en büyük ortak masa. Burada genelde büyük gruptaki insanlar oturur. Bir tane bilgisayar ve yazıcı var. Çoğu binanın, çoğu katında bulunuyor bunlar. İşte öğrencilerin açıklamabilmesi için vesaire. Normal şartlar altında binanın öğrencileri bu asansörden giriş yapıyor. Gel göster istiyorsan. Diğer binalardan da aşina olabileceğiniz gibi kartlık sistemi var. Burası kız yurdu bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Gel devam edelim. Bu tarafta havuz için. Havuz sorumlusunun bulunduğu bina var. Ha, pardon, o da var. Bu tarafta da merdivenlere giriş ve çıkış görünüyor. Bu da otomatlar var. Bu da yine klasik oturma alanları var. Çünkü bir televizyonumuz var. Otomatları da televizyonda gösterirsen güzel olur. Eğer kameraya gönderirsen. Otomatlar çalışıyor mu? Otomatların çalışıp çalışmadığı hakkında bir fikrim yok, hiç kullanmadım. Ama muhtemelen çalışıyordur. İçeri dolu görmüyoruz. Boş yapma, okuldaki çoğu otomatın içi dolu ve çalışmıyor. O benim problemim değil. Ne alaka ya? Bu katta gösterecek başka bir şey kalmadı değil mi? Şimdi buradan otoparka inişi gösterelim. Bu
cam şeyin aynısından öbür tarafta da bulunuyor ki oradan da bilmelisin. Evet, arkanda kaldı. Ben göremiyorum. Evet, orası. Tamam, gel. Videoda görünür muhtemelen. Sıkıntı yok. Uzakta bir yer zaten. Görünmesi gibi. Buradan direkt olarak otoparka inebiliyoruz. Hızlandırız burada zaten. Havuzlar pek için falan yeri göstereceğim için şu tarafta devam ediyorum. İki tarafta otopark aslında. Şurayı da gösterelim. Batı kampüsünde aslında kütüphane olarak kullanılan, en fazla kütüphane olarak kullanılan yer burası. Çiğ çiğ çiğ, evet. Burada çalışma masaları bulunuyor. Genelde sınavlardan önce dolu olur. Burada görünmeyen ve bu tarafında da bir kitaplık var. Orada birkaç kitap var ama pek kullanışlarım değiller mi bilmiyorum. Hiç oradan kitap alıp kullanan görmedim. Ben gördüm ya, kullanan var. Burası da şöyle gösterelim. Gel görürsün. Niye böyle dediğini anlayacaksınız. Geziyor mu orada? Erkek. Burası erkek soyunma odasına giriş havuz için. Şuradan beraber çıkıyorsunuz. Sonra erkek soyunma odasındasınız ve buradan direkt havuza giriş yapıyorsunuz. Kızlar için bu durum böyle değil bildiğim kadarıyla onlar A4 binasından giriş yapıyor çünkü zaten kızıyordu. Fakat orayı gösteremiyorum malum sebeplerden ötürü. Pek de önemli değil, normal. Bunun gibi bir giriş. Bak da başka bir şey yok. Merhaba abi, kolay gelsin. Bitmemiş. Kargo merkezini gösterdim. Ki o da otoparkta. Bunun yeri devamlı değişebiliyor. Şu an bu yerden alınıyor kargolar. Kargoda da şöyle bir durum var. Bu binaya kargonuz geldiği zaman kargo merkezine gönderiliyor. Yani size tabii ki elden teslim edemeyecekleri zaman. Kurye olduğu zaman elden teslim etmeye çalışıyorlar, telefonla ulaşır. Ancak normal şartlar altında normal kargolarınız buraya geliyor ve buradan size mail gönderiliyor. Sizin üniversite mailinize. Mail gönderiliyor ve kargonuzu alabileceğiniz saatler yazıyor. Eğer siz burada değilseniz bir arkadaşınızın almasını istiyorsanız o kargoyu, o adrese mail atıyorsunuz. Arkadaşımın almasını istiyorum diye ve arkadaşınızın isminizi vesaire yazıyorsunuz. Çok hızlı konuşmaya çalıştığım için konuşamadım. Önemli değil. Gel devam edelim. O meyzi gösterelim. Ve sanırım otoparkta göstermemiz gereken yerler bitmiş olacak. Burası az önce çıktığımız, indiğimiz merdiven. Evet. Burası da otoparkın diğer tarafı. Şatıl buradan geliyor. Şatıl dediğim şey bu arada servis ama okulda kimse servise servis demiyor. Şatıl diyor. İngilizce ismiyle hitap ediyor herkes. Birkaç kelime var. İstisnalar hariç. Herkes İngilizcesini kullanıyor. Şatıl da bunlardan biri. Senin aklına başkası geliyor mu? Enrollment var. Pek çok kişi enrollment diyor ama ders kaydeden de çok kişi var. Ama onlar biraz her üniversitede aynı sanki. Droplamak. Doğru. Withdraw. Evet. Bence ülkemizdeki insanları yeteri kadar taciz ettik etrafı göstermek için. Burada bir de kurtarırsın.